Değerli izleyiciler, evet programa devam ediyoruz. Ali Tezel bizimle birlikte olacak. Arkadaşlar hazırlıyorlar şu anda. Bağlantı kuruldu ama ben öncesinde size birkaç söz söylemek istiyorum. Az önce Almanya temsilcimiz Recai Aksu bahsetti. Almanya'da enflasyon çok ağır bir enflasyon. %7.3. %7.3. Onlar yani Almanya tarihindeki en yüksek enflasyon oranı olduğu için. Onlar da tabii panikliyorlar. Bizimkilerin söylediği gibi işte görüyorsunuz onlar da çok zor durumdalar. Mahvolmuş durumdalar falan deniyor ya. Yani oradaki ortadaki durum bu. Ve %7.3 enflasyon nedeniyle Alman hükümeti destek ödemesi yapıyor insanlara. Destek ödemesi yapıyor. Siz böyle bir şey duydunuz mu Türkiye'de bugüne kadar? Ali Tezel hazırmış. Ali günaydın. Günaydın Namur abi. Nasılsın? Harikayım. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyiz. Ya şimdi Recai Aksu'yu tanıyorsun bizim Almanya temsilcimiz. Recai evet. Almanya'dan haber verirken %7.3 enflasyon Almanya'yı panikletiyor. Tabii panikletir. Türkiye gibi olmadığı için onların ekonomisi. Destek ödemesi yapılıyor insanlara. Yani bir sosyal güvenlik uzmanı olarak Türkiye'de böyle bir şeyi hayal bile edemeyiz herhalde. Namık abi, onlardaki yıllık enflasyon 7.5, bizde aylık enflasyon %10. Evet. Yıllığa vurursak şu anda 70 civarında. TÜİK'in yalan rakamları 60 küsur. Ama gerçek enflasyon da ondan da daha yüksek. Çarşı pazara gittiğimizde bunları görüyoruz zaten. Tabii. Almanya bizi kıskanıyor diyorlar ya işte. Yıllık %7.5. Bizde aylık %7.5. Almanya bizi kıskanıyor. Bir de Almanya fakir bir devlet ya. Halkına yardım ediyor şimdi. 1000 euro, 1200 euro. Bunu da artırmaya karar vermiş. Daha çok yapacağım diye. Evet. Bizde ise 4 milyon abonenin elektriği kesik. 2,5 milyon abonenin doğalgazı kesik. Ama biz onları kıskanıyoruz. Değil mi? Değil mi? Maalesef, maalesef, maalesef. Ve yani görünürde yapılacak bir şey de görünmüyor. Hani dediler ki ikinci 6 ay için yeniden bir ek zam olabilir mi? Hani iyileştirilebilir mi falan ama bir umut da görünmüyor. Namık abi, kasada para olsa olur da kasada para yok. Bak Arabistan'a dosya sattık. Şimdi oradan parasını almaya gittik. Oradan gelen parayla tek amacımız var. Dolar 15 lira olmasın. 14.85'e tutuyorlar şimdi yaklaşık 3 aydır. Dolar 15 lira olursa 25 lira olması işlem bile değil. Canım 128 milyar yani, harcadık, tutamadık doları. 15 milyar dolarla mı tutacaklar? Ya bir ay tutarlar, iki ay tutarlar. Evet. Görünen gerçek şu, kasada para yok. Yok. Zaten maaşlar da sanıyorum para basarak ödüyorlar değil mi? O da enflasyonu körüklüyor işte. Yani Merkez Bankası para basıyor, para basarak ödüyor. Hem emekli maaşlarını, hem ikramiyelerini, hem de memur maaşlarını para basarak ödüyorlar. Bu da Türkiye'de Türk parasının bolluğunu getiriyor. Bol olan Türk parası da değersizleşiyor. Evet, evet. Peki, bu ek zam söz konusu olur mu? Bir iyileştirme söz konusu olur mu? Namık abi, yasa gereği biliyorsun, Temmuz ayında SSK, Bağkur ve memur emeklerine enflasyon farkı verilecek. Evet. Asgari ücrete gelince, asgari ücret konusunda ben bir eksam beklemiyorum. Çünkü hem asgari ücret devletten çıkan para değil, özel sektörün cebinden çıkan para, istihdamı büyük ölçüde yok eder. Şu anda asgari ücretlerin işverene maliyeti yaklaşık 6 bin lira. Bunu 10 bin liraya çıkarırlarsa, işveren işi çıkarmak, çalışan çıkarmak zorunda kalacak. Çünkü o da ayakta kalmaya çalışıyor. Hem elektrik parası, hem doğalgaz parası, hem kira parası, üstüne bir de işçi ücretlerine gelecek zam askı gelirse istihdamda büyük bir daralma olur, işsizlik de büyük oranlara çıkar. Zaten büyük de daha da büyük oranlara çıkar. Evet. O yüzden asgari ücrette bir zam beklemiyorum ama zaten yasa gereği SSK emeklileri, Bağkur emeklileri ve memur emeklileri Temmuz ayında enflasyon farkını alacaklar. Bu da yaklaşık %25 civarında. Şu an için TÜİK'in rakamlarına göre. Orada yandaş gazetelerde bu %32 olacak falan gibi bir takım rakamlar açıklandı. %32'ye kadar çıkabilir mi?
Tabii bu TÜİK'in açıkçası enflasyon oranına bağlı bir şey. Gerçek enflasyon da %32 ile geçer ama TÜİK'in rakamları şu anda %25'i veriyor. Ama daha şu anda Nisan ayındayız Namık abi. Mayıs var, Haziran var. Mayıs ve Haziran enflasyonu bilmediğimiz için onlar tahmin etmişler. Tahminleri bilmiyorum ben de ama ben şu anda %25 civarında bekliyorum. Şu anki enflasyona göre. Mayıs ve Haziran enflasyonunu saymıyorum. Evet. Peki şeyle ilgili durum nasıl? Emeklilerle ilgili durum da bu. Yetmesi mümkün değil. Zaten gitti bu para. Namık abi, İstanbul'da veya büyük şehirlerde kira 2000 lira civarında. Evet. En düşük emekli maaşı 2500. O konuyu da biraz açayım sana. 2500. 2500'ün 2000 lirasını kiraya verince faturalara ne vereceğiz? Pazardan ne alacağız? Ama 2500 rakamı da açayım Namık abi. Kamuoyu bilgilensin. 2008 reformu olmasaydı. Ha işte yani onu soracaktım sana. Evet. Olmasaydı şu anda en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı 4900 lira olacaktı. Yasa gereği. Ancak 2008 reformunu yapma gerekçesiydi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklarını azaltmak. Bu ne demek? Emekli maaşlarını düşürmek. Öyle bir emekli maaş formülü koydular ki şu anda 1100 lira, 1200 lira, 900 lira emekli maaşı bağlanıyor. Bunu görünce Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasından sonra emekli maaşlarının en düşüğü 1500'den az olamaz dediler. Sonra da 2500'den az olamaz dediler. Ama bak mesela demin dedik ya, Temmuz ayında %25 civarı veya 32 civarı zam gelecek diye, 2500 lira emekli maaş alanlara bu zam yok. Şöyle yok. Diyor ki Namık Koçak, senin emekli maaşın 1200 lira. Ben bunu 1300 lira sosyal destek vererek 2500'e çıkardım. Senin emekli maaşının 1200 lira olan kısmına enflasyon farkını veririm. O da 2500 liraya ulaşıncaya kadar sana zam yok demek. Biliyorsunuz geçen hafta veya önceki hafta Büyük Birlik Birliği Partisi Başkanı böyle şey mi olur demişti. Biz 2500'e zam gelecek diye bekliyorduk demişti. Ama durum öyle değilmiş demişti. Ben bunu yıllardır anlatıyorum. Gerisi sosyal destek. Yani evet. Yardım edilmiş fakirler evet. Peki şimdi normalde şimdi yine Çalışma Bakanı geçen hafta açıklamalarında o 2500 lira en düşük emekli maaşının da artırılacağını söylüyor ama yine tekrar ediyorum 2008'de sosyal güvenlik reformu, ben ona deform diyorum, yapılmasaydı en düşük emekli maaşı zaten 4900 lira olacaktı. 4900 lirayı çok görerek o maaşı 900 liraya düşürdüler. Yine evet. Ben 2015 yılından bahsediyordum Namık abi. Zamanın Çalışma Bakanı açıklama yapmıştı. Sosyal güvenlik reformu sayesinde 90 milyar lira tasarruf ettik diye. Bunun halk diline çevireyim. Emeklinin 90 milyarını çaldık. Yani emekli maaşının hesabını değiştirerek 90 milyarını çaldık. Sosyal güvenlik kurumu 90 milyarı açıktan kurtuldu diye. Ama adı üzerinde sosyal güvenlik kurumları, sosyal olanlar açık vermek zorundadır. Yoksa onlar kapitalist kurumlar olurlar. Sosyal güvenlik kurumu, eski adıyla SSK, Bağkur Emek Sandığı açık verecek ki emeklinin cebi dolacak. Sosyal güvenlik kurumu açık vermezse emeklinin cebi delik olur. Evet, doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Bir de bu tabii şey beklentisi var. Bu herhalde seçime endeksli, bu 3600 ek göstergeyle emeklilikte yaşa takılanlar meselesi. Ancak bir seçim, gerçi kaç seçimdir bu hep söyleniyor, kaç seçim atlattık, hala olmadı. Bu yapılırsa bu bir seçim işareti sayılacak herhalde. Namık abi, 3600 konusunda Sayın Erdoğan 2008 yılında söz vermişti. Evet. Şu anda üzerinden 4 yıl geçti, 2022 yılı. Her seçim öncesi vaat ediliyor. Ama 3600 öyle basit bir olay değil. Şöyle anlatayım. Şu anda İstanbul'da oturuyorsun. İstanbul İl Emniyet Müdürü 3600 ek göstergede. En yüksek polislerse 3000 ek göstergede. Eğer polisler 3600 olursa İstanbul İl Emniyet Müdürü'nün göstergesi de 4800 veya 5400 olmalı. Yani sadece polisleri, hemşireleri, dini din görevlilerini, öğretmenleri ilgilendirmiyor.
onların Amerikom'daki şube müdürlerinde onların da artırılması gerekiyor. Şöyle düşün. Altında polis memuru var 300 bin tane. Sen il emniyet müdürüsün. Sen de aynı göstergeyi alıyorsun. O da aynı göstergeyi alıyor. Burada amir memur ilişkisi biter. Evet. O yüzden il emniyet müdürünün de ek göstergesinin daha yüksek olması gerekiyor. Mesela kaymakamın 4800 ek göstergesi var. Memurlarda emekli maaşını belirleyen tek gösterge ek göstergedir. Yani ek göstergen kaç diye sorarız. Ona göre de memur emekli maaşını hesaplarız. Memur emeklilerin %95 rakamını ek gösterge belli eder. Çünkü özel hizmet tazminatı da ek göstergeye bağlıdır. Alacakları emekli maaş da ek göstergeye bağlıdır. Yani sistemin bozulmaması için polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin amirlerinin de ek göstergesinin daha yükseğe çıkması gerekiyor. Bu da bütçeye büyük bir yük demek. Yük olabilir. Ben ilgilenirim. Ben isterim. Polislerin, hemşirelerin, sağlık görevlilerinin, öğretmenlerin, din görevlilerinin ek göstergesinin 3600'e çıkmasını isterim. Evet. Bütçede para yok diyorlar. Biliyorsunuz Namık abi, siyasi partiler bütçeyi yönetmek, bütçedeki rakamları kimlere dağıtacağına karar vermekle yükümlüdür. Bunun için idareye talip olurlar. Evet. Hem milli geliri hem bütçeyi halkın hangi kesimine vereceklerine karar verirler. Kaynak yaratacaklar. Evet. Kaynakları yaratacaklar ama kaynakları çeteye mi verelim yoksa öğretmene mi verelim, polise mi verelim? Bunun cevabı siyasi iktidardır. Siyasi iktidar hangisini tercih ediyorsa oraya verir. Tabii. Peki bir de şey meselesi bu emeklilikte yaşa takılanlar da. Yani bu sanki bir hep seçim yemi gibi. Az önce de söyledin 2008'den beri getirip geri götürüyorlar. Gene herhalde önümüze getirecekler, tekrar geri götürecekler. EYT konusunda da EYT sonuna kadar haklıdır ama haklı olmak yetmiyor. Bir de güçlü olmak gerekiyor. Güçlü olup hakkını almak gerekiyor. Çünkü biliyorsun Namık abi, hak verilmez, alınır. Hak almak evet. için de mücadele gerekir. Bu mücadele konusunda ben EYT'yi buradan değil ama çok yerden eleştirdim. Hala da eleştirmeye devam ediyorum. Mesela hiçbir toplantılarını artık çağırmıyorlar. Çünkü zamanında Binali Yıldırım onlara Ali Tedene toplantıları çağırmayacaksınız demiş. Onlar da uyuyorlar. Ben de gitmiyorum. Çağırmazlarsa çağırmasınlar. Ama hak verilmez alınır. EYT'nin de çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü görünen köy kılavuzu istemiyor. Şu anda EYT'nin maliyeti şu diyorlar ama yine söylüyorum. Namık abi, bir senden benden biçelim. Ben 30 yıl devlete prim ödemişim. 30 yıl. Kaynak orası işte. Ne yaptın benim primlerimi? Yedin mi? İçtin evet. mi? Başka yerlere mi aktardın? Aktarmasaydın bana ne? Benim günahım bu. Başka bir örnek vereyim. AKP iktidara geldiğinden bu yana bunca senede 2 trilyon 700 milyar dolardan fazla vergi toplamış. Nereye gitti bu vergilerimiz? Biz hala bu yeni yapılan köprülerden parayla geçiyoruz. Tamam işte. Hem devlet parasını yapıyoruz hem de para veriyoruz. Öyleyse paralar kime gidiyor? Evet. Yani böyle bir çelişik durum var insanlara bize yansımadıktan sonra. Hani bize yani eskiden ne derlerdi? Ödediğiniz vergiler size yol, su, elektrik, köprü, yatırım olarak geri gelecek denirdi. Geri geliyor ama parasıyla. Ben dün İstanbul'dan geldim. 800 lira köprü parasıyla otoban parası verdim. Ha mazot parasını saymıyorum. Mazotu saymıyorum bak. Litresi 22 lira olmuş. Yaklaşık 1300 lirada mazot parası verdim. Mazottan alınan verginin de %40 civarında olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani 2100 lira senin Marmaris'e gidiş maliyetin. Evet, dönsen 4200 lira. Bir de geldin 4200 lira. Şimdi tatile herkes yola çıktılar. Geliyorlar bugünden itibaren başladılar. Dün akşam başladılar. 4200 lirayı bir kere yol parası olarak koyacaklar bir kenara. Kendi arabası varsa uçak, otobüs daha da pahalanmış. Marmaris İstanbul 550 lira olmuş. Bir gidiş mi, gidiş dönüş mü? Bir gidiş. Marmaris İstanbul 550 lira. 2200 lira 4 kişiysen. Of, aynı şey. Ha özel araban, ha otobüs, evet. ha uçak aynı para. Evet. Yani ya bundan... ulaşım masraflarıyla bir de otel parasını düşün Namık abi. Of. Otele vereceğin konaklamayı yiyeceğin şeyi düşün.
Peki yollar nasıldı? Kim tatil yapabilir? Yollar nasıldı? Kalabalık mıydı? Dün başlamıştı yollar, insanlar gitmeye. Bomboştu. O zaman turizm... Namık abi şöyle. Otoban bomboştu ama parasız yol doluydu. Parasız yol doluydu, otoban bomboştu. Yani İstanbul'u gibi düşünürsem E5 doluydu ama otoban doluydu. Anladım. E5 doluydu, otoban bomboştu. Anladım. Peki Marmaris nasıl? Yani o bekledikleri Marmaris, yerli turist geldi mi bayram tatili için? Hayır, daha yerli turist gelmedi. Çok az sayıda İngiliz ve Rus var. Bölgede. Evet. Evet. Daha çok İngiliz var. Ya tabii her zaman biz hani yerli turist kurtarır otelcileri, turizmcileri falan diyoruz ama herhalde bu sefer böyle de olmayacak gibi görünüyor. Senin zaten verdiğin rakamlar abi, zaten... Kendinden değer biç. Aylık gelirini düşün. Bir de ulaşım masrafıyla otel parasını düşün. Kaç gün tatil yapabiliriz? Gerçekten. Hele emekli maaşıyla birinin tatil yapması... Gittin geldin 2000 verdin. Otele falan para kalmıyor canım. Ya da otele versen işte, yemeğe para kalmıyor. Otelde de ancak 2 gece falan kalırsın herhalde. O olur işte, ancak o olur. Geri nasıl döneceğim, ne düşünürsün? Cebinde mazot parası var mı? Köprü parası var mı? Otoban parası var mı? Ne düşünürüz? Evet, evet. Bir de sorular da geliyor. Bir soru var. Onu paylaşmak istiyorum seninle. Buyurun Namık abi. Baba Kıbrıs Gazisi diyor. Kıbrıs Gazisi olarak maaş alıyormuş. Ocak 2022'de vefat etmiş. Eşi de 4 gün sonra vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Yani o kadar ikisi de talihsiz peş peşe gelmiş. Birbirlerini seviyorlarmış. Evet. Ve bir kızları var. Bekar. SGK'ya başvurmuşlar. Şubat sonunda kamu emeklileri daire başkanlığını aramışlar. Kıbrıs gazisi olduğu için sadece eşine bağlanıyor demişler. Burada görüştüğüm bir kadın bana kesin bağlanacak dedi ve 4 tane dilekçe hazırlayıp Ankara'ya gönderdi ama olmadı. Namık abi, Kore gazileri, Kıbrıs gazileri, İstiklal Savaşı gazilerinin eşlerine maaş verilir, kızlarına verilmez. O yüzden kız çocuğunun... Açık hüküm var. Ha. Gazi aylıkları sadece eşlere kalır. Kızlara kalmaz. Ama ölen baba veya anne kendisi emekli olsaydı SSK'dan, Bağkur'dan veya emekli sandığından, o zaman kızına kalırdı 1/4. Ama gazi maaşları sadece eşe kalır. Anladım. Eş de öldüğüne göre devlete kalır. Anladım. Peki o zaman gene senin paylaşımların var. Paylaşımlarından ben notlar çıkarmıştım. Türkiye sosyal güvenlik sistemi üzerinden hani battı diye hep, yıllardır battı diye biz hep konuşuruz. Nasıl ayakta durduğunu hep tartışırız. Hep bir korku var. Hep bir korku var. Emeklilerin her ay acaba bu ay maaşımızı alabilecek miyiz diye. Sana da geliyordur bunlarla ilgili yakınmalar. İşte yok efendim, döviz hesabımız var bankalarda. Bunu Türk lirasına çevirip bize Türk lirası olarak geri verebilirler mi? O kafalarına göre hesapladıkları kurdan. Yani hep böyle bir tedirginlik var insanlarımızda. Bunu gidermenin de bir yolu şu aşamada yok herhalde. Namık abi, sosyal güvenlik sistemleri açık vermek zorundadır. Yani milli gelirdeki payı hep sosyal güvenlik kurumuna aktarılmalıdır. Ama bir geçmişe dönük bir anekdot anlatayım. Yıl 1980. 12 Eylül darbesi olmuş. O zamanlar memur emekli maaşlarını ayın 1'inde alırdı. Yani 12 Eylül'den 18 gün sonra 1 Ekim'de memurlar maaş alacaklar. Bütçede para yok. Genellerin bütçesinde para yok. Nerede para var? En zengin kurum SSK o zaman. Sosyal Sigortalar Kurumu. En zengin kurum. 15 yıl vadeli, 0 faizli hazine bonosu satmış devlet SSK'ya. Ben 1995 yılında SSK'ya müfettiş yardımcısı oldum. Bana bir kağıt verdiler. Gidip hazineden bu bonoları at diye. Bilirsin Dodge kamyonları. Evet. Mavi bir Dodge kamyon verdiler altıma. Şoförle beraber.
Arkası hazine bonosu dolu. Yani gidip sobada yaksam iyi bir odun yapar. Hazineye gittim. Hazine bana bir avuç bozuk para verdi. Bu kadar bonoya. Evet. Ama 15 yıl vadeli, sıfır faizli. 80 yılı 95 yılı. Vadesi dolmuş 15 yıl. Hazine parayı geri ödeyecek ama sıfır faizli. Bana bir avuç bozuk para verdiler. O bozuk parayı SSK'nın kasasına koyduk. Yani zamanında SSK en zengin kurumdu. Bak Türkiye'ye, hemen hemen her ilde ve ilçede işçi evleri vardır. Evet. Mahallenin adı işçi evleri mahallesidir. O işçi evlerin tamamını SSK'nın kasasına yapmışlardır. Türkiye ilk çamaşır makinesini, ilk buzdolabını, ilk bulaşık makinesini SSK getirmiştir işçilere dağıtmak üzere. Çünkü o kadar çok parası var ki her ay prim topluyor ama ortada emekli yok. Yıllarca para toplamışlar. Topladıkları parayı... Gayrimenkulleri rantta. Çok fazlaydı. Çok yatırım yapmışlardı. Namık abi, İzmir Konak Meydanı biliyorsun değil mi? Evet. Tamamı SSK'nın malıdır ama SSK'nın bir tane rant tesisi vardır. Diğerlerini belediye veya valilik el koymuştur. Kızılay Meydanı. Kızılay Meydanı'nın yarısı SSK'ya aittir. Ama SSK'nın bir tek rant tesisi var orada. Birkaç kiraya verdi dükkan var. Başka bir şey yok. Yani zamanında toplanan primler yerinde kullanılmamadığı için şimdi kaynak yok diyorlar. Ama kaynak yoksa milli bütçe var. Bütçeden SSK'ya, Sosyal Güvenlik Kurumu'na her zaman para aktarılmak zorundadır. Kimi koruyacağız? Emekliyi korumayacağız. Dulu korumayacağız. Yetimi korumayacağız. Malulü korumayacağız. Sakat işçiyi korumayacağız. İş kazası geçirmiş, kolunu kaybetmiş işçiyi korumayacağız da kimi koruyacağız? Beşik çeteyi mi koruyacağız? Evet, evet, evet. Ya bu söylediklerin çok önemli. Bir de pek çok gayrimenkul de sanıyorum yandaşlara elden çıkartıldı. Tabii o da var. Zaman zaman iktidarlar zamanında SSK'nın çok güzide yerleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, Emekli Sandığı'nın, Bağkur'un güzide yerleri yandaşlara çok ucuz paralara satıldı. Bunlar... Tabii bu değerlendirilmeyince emeklilere kaynak yok diyorlar. Kaynak ne demek yok? Ne yediniz mi paraları? Ne yaptınız? Evet, evet, evet. Yani dediğimiz gibi para basarak nereye kadar gider? Yani kaynak yaratamıyorsanız... Namık abi, toplanan vergileri söyledin, 2.7 milyar dolar, trilyon dolar dedin. Evet. O para nereye gitmiş? O para nereye gitti ki biz o köprülere işinden para bir daha 200 lira veriyoruz örneğin Çanakkale Köprüsü'ne? Ve 6 bin araç geçmiş geçen hafta, 46 bin araçlık geçiş garantisi vermişler. 40 bini cebimizden çıktı. Niye geçiş garantisi? Bizim paramız mı yok, köprü yapamıyoruz? Şimdi amaç başka olunca... yani hizmet mi? Ben şöyle diyorum. Onlar yaptıklarını eser diyorlar ya. Diğerleri normal inşaattı. İşte eski Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Bunlar eser. Eser olunca herhalde müze parası gibi para ödemek gerekiyor geçerken. 200 lira ya falan. Bak şimdi Namık abi, bayrama girdik. Boğaziçi Köprüsü bedava. Evet. Fatih Sultan bedava. Ama eser dedikleri, reisin yaptırdığı köprüler parayla. Hangisi eser? Hangisi milletin malı? Evet, 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 evet. Ben bir taraftan soru geliyor mu diye bakıyorum. Kapanmış şirkete, bakın bir soru var. Kapanmış şirkete ortaklığım nedeniyle, SSK borcu nedeniyle emekli maaşımdan SGK kısmi haciz yapmış. Bu işlem doğru mudur? İtiraz yolu var mı diye soruyor. Namık abi, konuyu anladığım şeyi söyleyeyim. Zamanında iş yeri varmış, iş yerinde çalışanlar varmış. O çalışanlar için bildirim yapmış ama primlerini ödememiş. Evet. Şirket şimdi kapanmış olabilir ama zamanında geçmişte işçi primlerini ödememiş. Evet. Şu anda emekli maaşından %30'a kadar kesme yetkisi Sosyal Güvenlik Kurumu'nda, %30. Yani maaşının üçte birini Sosyal Güvenlik Kurumu her an hacizebilir. Normalini açayım, hiç kimse... Emekli maaşından tek bir kuruş icra kesintisi yapamaz. Normali bu. Ama iki istisnası var. Birisi nafaka borçları, ikincisi Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları. Nafaka borçlarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları konusunda haciz yapılabilir, kesinti yapılabilir.
Aa, bu çok önemli. Bunu bir daha tekrarla lütfen. Çünkü bu hep karıştırılıyor. Şöyle, tekrar ediyorum. Namık abi söyleyeyim. Hiç kimse ister SSK, ister Bağkur, ister emekli sandığı emekli olsun, isterse dul yetim maaşı olsun, emekli maaşlarına icra getiremez, haciz edemez. Ancak? İki yer hariç. Evet. Bir, eşlerin veya çocukların nafaka borçları. İkincisi de sosyal güvenlik kurumu alacakları. Bunlar konusunda icra ve haciz yapılabilir. Mesela bu da %30 mu? Bu da en çok %30 mu? İşverenler için %30, işçiler için %25. İşverenler yani için? Yani bir %30. Evet. Mesela bir işçinin SGK'ya borcu varsa genel sağlık sigortası borcu olabilir veya prim borcu olabilir. Orada %25. Ama borç işverene ait bir borçsa, yani işçi çalıştırmış, sosyal güvenlik kuruna bildirmiş, borç oluşmuşsa emekli maaşının %30'una kadar kesilebilir. Daha fazla değil. Demek ki bu soruyu soran kişi %30 maaşından kesilebilir. Evet. İşveren çünkü işçi çalıştırmış, prim ödememiş. Evet. Şeye de bakıyorum başka soru geliyor mu diye. Peki en çok bu şeyde sosyal güvenlikte yaşanan sorun nedir? Yani... İki sorun var. He? İki sorun var. İki, ha. Biri emekli maaşını hesaplama konusu. En çok. Hala sorunlar devam ediyor. Çünkü memur verileri yanlış girerse sonuç da yanlış çıkar. Bir şey söylemiştin sen birkaç yıl önce. Bu şey, gösterge üzerinden. Bütün göstergeler evet. Hatalıdır. Maaşlar eksik ödeniyor diye. Bu hala doğru, da düzeltilmedi. Aynı, hatırlayacaksınız biz aynı, bir... Aynı iddiamı devam ettiriyorum. 1900 emekli maaşının 3 dönemi var Namık abi. Bir tanesi 31 Aralık 99 ve öncesi. Ben ona Süleyman Demirel, Bülent Ecevit dönemi diyorum. Sosyal Güvenlik Kurumu A1 dönemi diyor. İkinci dönem 1-1-2000 ile 30-52-2008 arası. Ben ona Yaşar Okuyan dönemi diyorum. Kurum A2 dönemi diyor. Üçüncüsü de 1 Ekim 2008 ve sonrası. Ben ona Tayyip Erdoğan dönemi diyorum. Kurum B dönemi diyor. A1 döneminin maaşı göstergeyle belli edilir. Yani geriye doğru 5 veya 10 yıllık kazanç ortalamasına göre bir gösterge tespit tablosu var. O tablodan bakarız. Namık Koçak emekli olacak. 10 yıllık ortalaması ne? Şu. Bu rakamı tutuyor mu burada göstergeye? Tutuyor. Tamam. Biz buna bir süper emekli diyoruz. Özal'ın 87'de çıkardığı süper emeklisi. O tablo. O tabloya bakarız. Süper emekli oluyor mu olmuyor mu diye. Olmuyorsa 5 yıllık ortalamadan süper değil normal emekli mi oluyor ona bakarız. İnsanların çoğu aslında süper emekli olduğu halde kurum onları normal emekli çıkarıyor. Bu yüzden emekli maaşları yaklaşık %40'a kadar düşük oluyor. O... Yaşar Ökön dönemi kazanç dönemi. Aylık kazanç dönemi. Ayda kaç para kazanıyorsun? Bunun %65 senindir dönemi. Tayyip Erdoğan dönemi dediğimiz B dönemi. Yani 1-2-2008 sonrasında yıllık ortalama kazancının %22'si emekli maaşındır dönemi. Yani emekli maaşlarının yerlere süründüğü dönem. Şu anda emekli maaşlar ne kadar niye düşük dersen 2008 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkardığı 5510 sayılı kanun sebebiyledir. Şimdi en düşük maaşı veriyoruz diyorlar 2500 lira. Ya bırak onu yasayı çıkarmasaydın 4900 olacaktı zaten. En düşük emekli maaşı 4900 lira olacaktı. Ondan daha düşük emekli maaşı olmayacaktı. Şimdi 2500 yapsan ne olur? 3500 yapsan ne olur? Zaten evet. 4900 ortadan kaldırdın. O yüzden burada bir sorun var. Namık abi bir de biliyorsun cenaze yardımı konusu var. Aa, evet. Emekliler, çalışanlar. Şu anda bir SSK veya Bağkur emeklisi ölürse 1250 TL cenaze yardımı var. Ha bir de değil mi? doğru. Bir de milletvekilleri arasındaki fark. Onu okumuştum evet. Şeyden. Evet. Evet. Şimdi cenaze yardımını Sosyal Güvenlik Kurumu niye veriyor? Cenaze nedeniyle ortaya çıkacak masrafları karşılayayım diye. Yani gömme parası olur, taşıma parası olur, gelenlere yemek parası olur. Cenaze sebebiyle ortaya çıkacak masrafları ödeyelim diyor. Adı cenaze ödeneğidir resmi adı.
Ama halk arasındaki adı cenaze yardımıdır. SSK ve Bağkur emekçisi ölürse 1250 lira var. Çünkü yasa diyor ki SSK ve Bağkur emeklisi öldüğünde kaç para cenaze yardımı yapılacağını Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu karar verir diyor. Yönetim Kurulu da lütfetmiş 1250 lira demiş. 1250 lira. Memur emeklileriyle milletvekili emeklilerine de yasa diyor ki aldıkları emekli maaşı kadar diyor. Yani bir memur emeklisi öldüğünde en son ne kadar emekli maaşı aldıysa o kadar. Bunun da en düşüğü 4473 lira. Aradaki farkı var. 9000 de var. 8000 evet. de var, 7000 de var, 6000 de var ama 4473 de aşağı olamaz. En azı. Evet. Bir milletvekili öldüğünde 17.010 lira emekliyse 17.010 lira ama çalışan bir milletvekili ise 26.842 lira. Çünkü milletvekili maaşı 26 bin lira, emekli milletvekili maaşı 17 bin lira. Yani şimdi 1250 liradaki de cenaze kaldırılacak, 26 bin lirayla da cenaze kaldırılacak. Aradaki fark yani inanılır gibi değil. Namık abi, biri ağa paşa, biri maraba. Yani gerçekten gerçekten rakamlar korkunç. Aradaki fark korkunç daha doğrusu. Fark da, ama işte bunu belirleyen de meclis. Şu anda durum ne biliyor musun 2012 Namık abi? Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı'nın aylık maaşını belirliyor. Evet. O belirlediği aylık maaşın %20'si de milletvekili maaşı. Yani milletvekilleri eskiden kendi maaşlarını belirlemek toplanıyorlardı ya. Evet, artık evet. Öyle toplanmıyorlar. Cumhurbaşkanı'nın maaşını belirliyorlar. O maaşın belli bir yüzdesi milletvekili maaşı. O maaşın da belli bir yüzdesi milletvekili emekli maaşı. Bakan emekli maaşı. Başbakan emekli maaşı. Böyle bir skala var yani orada. Evet, 2012 yılında bunu çıkardılar. O zaman Cumhurbaşkanı'na ne kadar çok verirlerse onlar da o kadar çok kazanacaklar. Aynen öyle. Ne kağı ekmek, o kağı köfte. Şimdi bir soru daha geldi. Evet, 4B abi. Bağkur sigortalıyım diyor. Evet. 2008 emeklisiyim diyor. Sanırım yaşımda emekliliğimi alamayacağım... sanırım yaşımla emekliliğimi alamayacağım, onu biliyorum. Özel emekliliğe para yatırsam oradan yaşım geldiğinde maaş alabilir miyim? Önerir misiniz diyor. Bireysel emeklilikten bahsediyor Namık abi. Evet. Bireysel emekliliği hiç tavsiye etmem. Hiç kimseye tavsiye etmem. Sebebini açıklayayım. Bireysel emeklilik emekli etmez. Kanunun adı Bireysel Emeklilik ve Yatırım Danışmanlığı Kanunu'dur. Emeklilik kelimesi özellikle konulmuştur. Gerçekte bireysel yatırım danışmanlığı sistemidir. Mesela Namık Koçak'tan gidelim. Namık Koçak bir bireysel emekli şirketine gitti. Ben sana ayda 1000 lira yatıracağım. Ne olacak dedi. Diyecekler ki Namık Bey en az 10 yıl yatır. 55 yaşını aştıysan biz size emekli edeceğiz dediler. Emeklilik günü geldiğinde diyorlar ki Namık Koçak şurada 50 bin lira ana para yatırmışsın. 25 bin lira da bunun neması olmuş 70 bin lira. Al bu parayı git. Ne sen beni göreyim ne ben seni göreyim. Bu emeklilik değil. Peki ömür boyu maaş alacağım derse Namık Koçak'a şunu soruyorlar. Ne zaman öleceği ölebilirsin Namık Koçak? Evet. Öleceğin tarihi biliyor musun diye soracaklar. Yani o 70 bin lirayı şimdiki yaşımızla öleceğimiz dediğimiz yaş arasında bölecekler. Yıllık belli para verecekler. Mesela şurada ayda 1000 lira yatıyorsanız emekli olduğun dediğinde aylık ücreti seçerseniz alacağın maaş 150 lira. 150 liraya geçiririm diyorsan yani 1000 lira yatırıp 150 lira alacaksınız. Evet. Ama bak Namık abi 2020 Kasım ayında bir yönetmelik değişti. Bireysel emekli şirketine dediler ki artık aylık emekli maaş sistemine geçebilirsiniz. Kadınlarda ölüm yaşını 84 yapın. Erkeklerde 83 yapın. Buna göre emekli maaşını belirledin dediler. Bak Kasım 2020, şu anda 2022 yılındayız. 18 tane bireysel emekli şirketinden bir tanesi bile hazineye başvurup ben bu sisteme geçeceğim demedi. Çünkü onlar diyorlar ki ölüm yaşını 95 alın. Yani demin ki 70 bin liraya bahsettik ya. Evet evet. 95 yılına kadar ödeyeceğim varsayarak hesaplıyor. Yani 150 lira değil 125 lira ödeyeyim diye aylık diyor. Orada adam genellikle ölürse, belli bir süre sonra toptan alıyorlar. Zaten öyle diyor. Al parayı git diyor. Evet. Beğenmiyorsan al parayı git diyor. Bir de şu var. Sağlık sigortası meselesi var bir de.
Yani artık eski sosyal güvenlik yani kurumunun kendi hastaneleri vardı, kendi şeyleri vardı. Bunların hiçbirisi kalmadı. Katılım payları... Eczaneleri vardı. Eskiden ciddi, şimdi artık ciddi katılım payları alınmaya başlandı. Yani biz o kadar prim ödemişiz, hala da ödenmeye devam ediliyor. Ama geri dönüşüne baktığınız zaman mutlaka sizden bir pay alıyorlar. Eskiden o paylar bayağı düşüktü. 25 kuruştu. 25 kuruştu. Ya zaman, bak şöyle anlatayım Namık abi. Türkiye'de SSK'ya ait hastaneler vardı, eczaneler vardı. Evet. SSK Ocak ayında ihaleye çıkardı. Bu yıl boyunca sallıyorum mesela. Bu rodil şurubu alacağım. Öksürük şurubu. Kim bana kaçtan satacak diyordu. O öksürük şurubunun etiket fiyatı 10 liraysa toptan kamyon kamyon tır tır aldığı için 1 liraya alıyordu. Evet. Çünkü toplu alıyor. Sonra da onları %10'la emeklere 1 liradan, %20 ile çalışanlara 2 liradan satıyordu. Hem ilaç bedavaya geliyordu hem de SSK'nın kasasına para geliyordu. 2008 yılında Türkiye'de devlete ait tek ilaç fabrikası olan SSK Bonmont ilaç fabrikasını satmadılar bak. Kapattılar. Kapat. 25 tane ilaç ruhsatı vardı Bonmont ilaç fabrikasının. 25 tane ilaç üretiyordu. Seskalcin, Seskasilin gibi ilaçlar üretiyordu. Ve bunları da çalışanlara ve emeklilere bedava dağıtıyordu. 2008 reformuyla sağlıkta reform yapıyoruz diyerek Türkiye'de devlete ait tek ilaç fabrikasını kapattılar. Neden biliyor musun? İlaç firmaları fiyat istediğinde, zam istediğinde o fabrikanın ürettiği fiyatları gösteriyordu devlet eczacılara. Diyordu ki bak bunlar bu fiyatı üretiyor. Sen bu fiyatı isteyemezsin diyordu. Yani bir ilaç sektöründe zam istediklerinde karşısına SSK Beaumont ilaç fabrikası çıkıyordu. Evet. Ve bunu engellemek için kaldırdılar. Görüyorsun şu anda her ay ilaca zam geliyor her ay. Çok korkunç. Euro fiyatını arttırıyorlar. Şu anda SSK aynı çuruba 10 lira para veriyor. Eskiden 1 lira veriyordu, şimdi 10 lira veriyor. Evet. İlaç masrafı sosyal güvenlik kurumu üzerinde büyük büyük oluşmaya başladı. Ama bunu da ilaç fiyatlarına zam yaparak daha da arttırıyorlar. Şimdi gelelim ilave ücret ve ek ücret konusuna. Geçmişte SSK'da muayene parası 25 kuruş idi. 25 kuruş. Şu anda muayene ücreti 10 lira. Bunu da emeklinin maaşından kestikleri için emekli muayene parasından haberdar olmuyor. Eczaneye gidiyor, ilaç alıyor. %10 katılım payı veriyor. Bu da emeklinin maaşından kesildiği için emekli yine bundan çok zor haberdar oluyor. Evet. Şimdi gelelim ilave ücrete. İlave ücret şu. Namık Koçak devlete değil de özel bir hastaneye giderse veya özel bir üniversite hastanesine giderse ilave ücret ödeyecek. O ne kadar? SGK'nın Namık Koçak için o hastaneye vereceği paranın iki katı, %200. Bu 2008 yılında %30'du. Sonra %70 yaptılar. Sonra %150. Şu anda %200. Mesela örnek vereyim. Özel bir hastaneye gittin Namık abi. Sosyal Güvenlik Kurumu senin için o hastaneye 35 lira muayene parası veriyor. O hastanenin de senden 70 lira muayene parası isteme hakkına sahip. 70 lira. Evet. Dediler ki apandisit ameliyatı veya fıtık ameliyatı olacaksın. O ameliyatın bedeli de SSK listesinde 600 lira. Yani o hastane senin için fıtık veya apandisit için 600 lira para alıyor SGK'dan. Sana da diyor ki bunun iki katı. Yani 1200 lira bana para vereceksin diyor. Şimdi bazı sigorta şirketleri var. Tamamlayıcı sigorta şirketleri diye bir şirket var. Evet. Onlar diyorlar ki son gün reklamlarını görüyorum. Her hastaneye prim ödemeyin diyor. Ya hastaneye prim ödemiyoruz ki biz. Hayır diyorlar ki belli bir hastane seçin oraya ödeyin. Tamam ama ben seçmiyorum ki Namık abi onu. Sigorta şirketiyle hastaneler anlaşıyor. Evet. Mesela A sigorta şirketi C, D hastaneleri anlaşmış. Sadece buraya gidersen ben karşılarım diyor. Başka yere gidersen karşılamam diyor. Evet. Ben seçmiyorum ki. Sigorta şirketiyle hastane anlaşıyor. Evet. Bir soru daha var. İstersen o soruyu da sorayım sana. Tamam, bitmeden. İyi yayınlar. Ben dul yetim maaşı alıyorum. %80 raporum var. 45 yaşındayım. Evlenmem durumunda maaşım kesilir mi? Kadın erkek konusu fark var. Kadınsa izleyicimiz evet kesilir. Kadın.
Evet, erkekse kesilmez. Anladım, anladım. 3 gün evvel gözlükçüye gittim. Devletin ödeyeceği 147 lira gözlük 1300 lira. İşportacıdan 20 liralık bir şey aldım diyor. Doğrusunu yapmış. Ben de öyle yapıyorum. Doktora gidip gözlük yazdırmıyorum. Gidip eczanede reçetesini almıyorum. Piyasa gözlükler var. 2 numara, 3 numara gözlük ver diyorum, alıyorum. 20 lira. Ama bak burada demin rakamları da söylemiş Namık abi ya. O gözlükçü de hata etmiş, şundan hata etmiş. İlave ücreti %200 alabilir, 2 katı alabilir. Muhtemelen bu daha kaliteli bir gözlük seçmiştir veya çerçeve. Ha, belki de. Cam. Muhtemelen öyledir çünkü %200 alabilir fark. Anladım, anladım, anladım. Ali çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Verdiğin bilgiler için. Yalnız bu tabii çok çarpıcı açıklamalar da yaptın. Tekrar birlikte oluruz. İyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar Namık abi. Sana ve televizyon izleyicilerine. Sağ ol, sağ ol Ali'cim. Görüşmek üzere. Sevgiler. Evet. Ali Tezel'e çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki programlarda tekrar birlikte olalım. Çünkü çok ilginç açıklamalar yaptı. Bugün de programın sonuna geldik. Yarın 1 Mayıs. 1 Mayıs'la ilgili sürprizlerimiz var. Rıdvan Budak eski DİSK Başkanı bizimle birlikte olacak ve Özgür Kıyat bize bağımsızlık türküleri söyleyecek. Bu stüdyoda görüşmek üzere.